Teşekkür ederim. Buyurun. Aslında bir de çayı da... Hemen geliyorlar başkanım. Soner gel. Nasıl sınav devam ediyor? Sağ olun. Şimdi sen mi oradan mı arkadaşlar? Evet. Yeni mahalle. Evet, yeni mahalle direkt yanına arkadaşlarım. Sağ olsunlar. Bizden yanıma geldiler. Biz de deprem bölgelere yardımcı olmak istiyoruz dediler. Mevcut belediyemizin göndermiş olduğu mesaj eserimizden duyduk. Yanıma koşa koşa gelip biz de elimizin taşın altına koymak istediklerini. Ben de o durumu duyunca çok gururlandım, mutlu oldum. Resmi bilgiler sadece kullanılmış da değil, yeni kullanılmamış battaniye ve gıda yardımı konusunda bir kaymakamlığın Sosyal Yardımlaşma Vakfı kanalıyla valiliklerin daha doğrusu tüm Türkiye'de valiliklerin bir çalışması var. Hatta bizim burada kaymakamlığın da yer sorunu vardı. Bizim aşağıya Bodrum'da otoparkta bir yer verdik onlara. Bir de görevli verdik onlar şimdi. Orada işte kaymakamlığa gelen şeyler orada toplanacak. Onlar gönderecek. Evet, bildiğiniz gibi Mezitli'de 9 tane kadın üretici pazarımız var. 700 kadar şu anda kadınımız ayrı 9 tane kadın üretici pazarından faaliyetini yürütüyor. Amacımız kısa vadede bu sayıyı 1000'e ulaştırmak. Sağ olun sizin tabii emeklerinizle, desteklerinizle, katkılarınızla tüm dünyada adınızı duyurdunuz. Mezitteki kadınların bildiğiniz gibi 2019 yılında Çin'de bir dünya birinciliği alındı. Kadın üretici pazarlar projesiyle 2020 yılının başında Fransa'da Milan Gıda Paktı çerçevesinde yine ödüllerimizi aldınız. İşte burada görüyorsunuz o ödüllerimizde. Bizler sizlerle onur duyuyoruz. Tabii her şey ekonomik olarak para kazanmak değil. Biliyorum çoğunuz kazandıklarınızla çocuklarınızı daha rahat okutuyorsunuz. Hastalarınız varsa tedavisini daha rahat yaptırıyorsunuz. Araba alanınız var içlerinde, ev alanlarınız var. Güzel bir dostluk oluştu her şeyden öte. Kendi aralarınızla. Tabii bu dayanışmayı çeşitli alanlarda yapmak gerekiyor zaman zaman. İşte bugün de İzmir'deki Bayraklı özelinde, İzmir çevresinde yaşanan depremden dolayı kendiliğinden sizin spontane olarak aranızda kampanyaya destek olmak anlamında topladığınız rakam da önemli değil ne olursa olsun. Bu desteği, bağış yapmanız bizim için çok önemli. Biz de tabii belediye olarak oradaki depremzedeleri gereksinmesi olan her ne olacaksa onları tespit edip, öğrenip oraya da yardımcı olacağız. Bu dayanışmanın her zaman olması gerekiyor. Bunu Mezitli halkı pandemi döneminde de gösterdi en iyi şekilde. Gerçekten yapmış oldukları gıda yardımıyla, nakit yardımlarıyla belediyemize destek oldular, güç verdiler. Bu işler sadece belediyenin bütçesiyle olmuyor. İşte dayanışma içerisinde beraber güzel şeyler olacaktır. Kendi aranızda bunu aslında bir fon da oluşturabilirsiniz. Kadın üretici pazarları her ay belli bir temsilci olup ve bu toplanan fondaki meblağ ile hastalarınız olur, düğünleri olan olur, hediye götüreceksinizdir. Çocuklarının okul sorunu olan vardır, onlara kıyafet yardımı gibi. Bu dayanışmayı biraz daha örgütlü hale getirebilirsiniz aslında. Herkesin ihtiyacı olabilir çünkü. Onun için ben teşekkür ediyorum bu duyarlılığınız için. Türkiye'de olsun veya dünyanın başka yerinde de olsa deprem gibi, sel gibi
afetlerde olsun veya başka nedenlerle olsun, sağlık nedeniyle olsun ihtiyacı olan herkese tabii ki yardımcı olmamız gerekiyor. Biz kadın üreticilerimizle hep övünüyoruz, onlarla onur duyuyoruz. Bugün de bu yapmış olduğunuz örnek davranış gerçekten herkese yine bir emsal teşkil etmesini ben diliyorum. Herkesin el ele bu tür olaylarda zarar gören vatandaşlarımıza destek olması gerekiyor. Onun için sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz kadınlarımıza Mezitli kadınları farklıdır diyorum. Mezitli insanlar farklıdır diyorum. Mezitli halkı hayırseverdir diye göreve geldiğim ilk günden beri söylüyorum. O sözümün arkasındayım. Evet, Mezitli halkı hayırı sever bir topluluktur. İşte bugün sizler de onu gösterdiniz. Onun için sizlere çok teşekkür ediyorum. 6. Başkanım, bir küçük bir şey söylemek istiyorum. Ayşe ne oldu? Kendi harçlığından da iyileştirir kendisi olduğu için. Öyle mi? Kendi harçlığında yardımcı oldu.
birlikte birer sevdiklerimizi elimizden alan, insanlara acı deneyimler yaşatan ve bizi derinden sarsan bir doğal afettir. İzmir depremi ne yazık ki yine canlar aldı, yaralılar bıraktı. Biliyorum ki bu acı çok zor yaşayan en iyi bilir. Fakat onların acısını anlıyorum. Rabbim ülkemizi doğal afetlerden korusun. Tek yürek olmaya devam edelim ve depremlerde elimizden gelen her türlü maddi ve manevi desteği verelim. Onların bize, bizim onlara ihtiyacımız var. Bir daha canlar yanmasın, bir daha aynılıklar, acılar yaşanmasın inşallah. Söylemek isteriz. Bizim onların üzüntüsü bizim de üzüntümüz. Çok üzüldük. Allah kimseye yaşatmasın. Kendi bizim başımıza gelmiş olsa biz ne yapabiliriz? Önce ben onu düşünürüm. Yani. İzmir'imize geçmiş olsun diyorum. Acil şifalar diliyorum. Kendimizin pazardan kazandığımız emeğimizden emeğimizden az da olsa gönlümüzden ne kopluysa onu gönderiyoruz. Tekrar geçmiş olsun diyorum İzmir'imize. İzmir, İzmir güçlü. Ülkemin en güzel, en nezih bir yeri. Zamanında düşmanı denize döktükten sonra her şeyi atar. Her şeyi başarır Allah'ın izniyle. Biz İzmir'in yanındayız. Biz de deprem yaşamış birisi olarak depremin acısını peki felaketini çok güzel yaşayan birisiyim. Dolayısıyla onlar acısını en iyi yaşayan anlar. Onların her zaman, her an yanındayız. Biz bugün İzmir'deki depremzedeler için kadın üretici pazarları olarak da küçük de olsa elimizin taşın altına koyarak da bütün kadınlarımız bir bağış, yardım etmek istediler. Biz Mezitli Belediye olarak, biz kadın üretici olarak da yardımseverliği her yönden de manevi olarak, maddi olarak da destekliyoruz. Kendi harçlığından ben de İzmir'deki depremzedelere yardımcı olmak istiyorum dedi. Ve şu anda bağışını yapıyor kendisi. Ama yine de.